Efendim konuğum Mr. Jade. Kim diyeceksiniz? Şöyle hemen açıklıyorum. Bir fenomen aynı zamanda. Yani fenomen olmuş yapmış olduğu işlerle. Aynı zamanda şarkıcı, yönetmen ve iş adamı. Şimdi tüm bunlar bir araya nasıl gelir? Bu kadar takipçi onunla beraber nasıl bir yolculuğa çıkar? Bu işin sırrı nerededir? Kendisini öğreneceğiz. Hoş geldiniz Mr. Jade. Hoş bulduk. Nasılsınız? Güzel Bomba isim gibi. Ya. Fiyakalı bir isim. Değil mi? Sahne Değişik. İsminiz mi bu? Sahne değil aslında iş adamı kimliği olarak o ismi verdiler. Jade. Evet sonra sahneye taşındı tabii ki. Hepsini taşıdınız artık sizi öyle biliyorlar. Evet. Aslında siz neresiniz aslında? Sivas. Sivaslısınız isminiz de Özkan. Evet. Doğrudur değil mi? Aynen. Peki hala sizi biraz daha yakından tanıyalım Mr. Jade. Kimdir? Nereden sizi bu kadar biz tanıdık hayatımıza aldık? Vallahi orasını bilmiyorum. Halkın takdiri galiba hoşlarına gitti. Tanınmak için zaten bazı şeyler yapmıyor insanlar. Gerçekten böyle insanlar bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler ediyorlar tanınmak için ama ben bunu ne bir popüler olup da veya tanınmak için yapmadım. Yürekten geldi. İşte 19 sene önce başladım, bir organizasyon şirketi kurdum. Evet. Düğünler üzerine. Çok başarılı oldunuz. Çok evet. Başarılı düğün organizasyonları yapıyorsunuz. Evet. Birçok ünlünün düğünlerini yaptınız. Mesela benim aldığım duyumlara göre Tarkan'ın düğününü de siz yaptınız. Bu konuda konuşmuyorum. Yorum yapmıyorsunuz. Yok, İsim yok. Saklı mı? Neden? Evet. İstemiyor mu? Yok, yok. Onlarla ilgisi yok. İsim zaten hiç vermiyorum. Çünkü profesyonelliğe sığmaz. Evet. Neden? Yani düğünler ortada görülüyor, yapılıyor falan. Yok. Organizasyon şirketi saklı mı olur? Yok. Kişilerin isimlerini vermiyorum. Ha, kişilerin isimlerini Tabii. vermiyorsunuz. Tabii. Ünlülerin yapmış Çünkü olduğunu. Futbolcuların düğünü yaptık. Onların yaptık. Onun için gerek yok. Gerek yok. Peki düğünlerinizde sizin imzanızın olduğunu ortaya çıkaran neler var? Hangi özellikler? Özellik şu, 19 sene önce başladığım zaman kendime bir misyon etmiştim. Avrupa'daki düğünler çok kalitesizdi. Türklerin yaptığı düğünler çok kalitesiz gözüküyordu. Çoğu kişiler hatta dalga bile geçiyordu. İşte yok işte sizin yaptığınız düğünler böyle böyle. Ben sürekli Türkiye'ye gelip gittiğim için dedim ya dedim otel tarzında bir düğün salonu yok Avrupa'da. Evet. Ve bunun öncülüğünü yaptım. Tabii öncelikle insanlara bunu alıştırana kadar 3-5 sene geçti. Önce Avrupa'da düğün salonları mı yapmaya başladınız? İki tane düğün salonum var benim. Tamam. Zaten ikisi de ödül almış bir salon. Evet. Özelliği ne düğün salonlarının? Özelliğinin otel tarzında düğün salonu olması. Hmm. Burada mesela var sizin burada ama Avrupa'da yok öyle Tabii, bir şey. Tabii doğru. Çünkü görselliğe çok önem veriliyor ama Avrupa'da yazık ki yok. Anladım. Sadece otellerde var. Otellerin içindeki düğün salonu. Öyle siz, evet. Siz o konsepte bir düğün salonu evet, yaptınız. Türklerimize sunduk ve çok güzel şeyler oldu. Çok güzel oldu. Orada evet. Bayağı tanınıyorsunuz. Herkes düğünler için size geliyor. Ne kadar güzel. Hem de bir Türk'e geliyorlar bunu yaptırmak Aynen, için. Aynen o çok güzel. Ve şu an Türkleri bırakın işte bütün Orient'ten mesela yabancı hepsi geliyor. Evet. Güzel güzel düğünlerini yapıyorlar. Teşekkürlerini ediyorlar bize. Avrupa'da tanınıyorsunuz. Evet. Nasıl bir hayatınız var? Şimdi resimlerinize baktığımda, sosyal medyaya baktığımda böyle sürekli sanki çok seyahat eden, çok böyle evet. lüks yaşayan biri misiniz? Yoksa özellikle öyle mekanları çekip akıllıca fotoğraflar mı çekiyorsunuz? Şimdi bir insan her zaman öyle yaşayamaz çünkü. Yok ben yaşıyorum ama. Oh! Ama tabii ki bu gerçek. Yani yalan söylemeye gerek yok. Lüks yaşıyorsunuz. Evet evet ama lüks yaşamanın şimdi benim yaptığım asıl bir paylaşımların bir arkası var bunun. Kimse bunu çok kişi soruyor. Mesela storylerde paylaşıyorum. Evet. Gençlere diyorum ki bakınız ben 2 saat uyuyorum, 3 saat uyuyorum. Ha, çok çalışıyorsunuz. Çok çalışıyorum, koşturuyorum. Bak ama bunu elde ediyorum. Neyiniz var? Özel uçağınız falan mı var? Yok. Öyle bir şey değil. Yani öyle bir lükslükten bahsetmiyoruz yani. Belki var, belki olur, belki var. İnşallah, İnşallah. Olsun. Hayal etmek de güzel. Ben her zaman diyorum ki Ay ben hiç istemem özel uçağımı. Bana verilen her şeyin kat katını insanlara versin. Versin. Amin. Aynen öyle. Aynen. Ben herkes çalışsın, ekmeğini kazansın. Aynen. Ben de bunu şey yapıyorum. Çok güzel. Yani dolayısıyla resimlerinizde bir üst düzey bir şey var ama buna rağmen takipçi sayınız çok güzel ve sizi kabul etmişler. Yani evet. Ay biz çok aykırı, çok uzak ulaşılmaz biri gibi görünmüyorsunuz. Bu avantajı müzik dünyasına çevirdiniz ve bir şarkı yaptınız. Ayrıca İsmail YK'nın kuzenisiniz. Evet, İsmail YK'nın buradan onu kocaman sevgiler, öpüyorum. Sevgiler sevgili İsmail'e. Ne tatlı ne cana yakındır o da. Bal. Ve Bal değil mi? Evet. Ve Niran Ünsal'la yaptınız bu ikinci çalışmayı evet. Çalışmayı bu şarkıyı. Yine aranjörlüğünü İsmail yaptı. Yurtseven evet. Kardeşler yaptı. Altyapısını, her şeyisini, stüdyosunu. Okumayı da ben okumaya çalıştım ve evet. Niran. Ama ne kadar şanslısın. Türkiye'nin en kuvvetli kadın vokallerinden biridir. Evet, sevgili Niran'a buradan çok sevgilerimi gönderiyorum. Ah canım benim ablam onun çok güzel kliplerini çekmiştir zamanında. Ben de çok çok severim sevgili Niran'ı. Peki Niran'la bir şarkınız var. Az sonra dinleyeceğiz bu şarkıyı ama klibi çekerken bir şeyler olmuş. Siz mi çektiniz klibi? Evet. Her şeyi siz yapıyorsunuz. Evet. Organizasyon, şarkı, altyapı, aileden. Müzik, montaj, her şeyi. Ha montajları da yapıyorsunuz. Evet. Peki. Ne oldu? Soğukta mı kaldınız? Vallahi benden habersiz herkes hasta olmuş zaten söylemediler. Evet soğuktu, -20 dereceydi.
Güzel bir klip çektik. Güzel bir çalışma oldu. -20 nerede çektiniz? Abant'ta. Ay çok güzel. Evet. Ve senaryo gereği bir güzel bir şey yapmak istedim. Evet, sevgili Vilma'yı. Evet, şu an klip dönüyor. Evet, sevgili Vilma'yı burada mezara. Ay. Son sahnesi, evet. Ama çok güzel oynadı. Oynamaz mı? Bir kere ben çok beğeniyorum sevgili Vilma'yı. Evet. İkizleri var. Bugün gelecekti, o da sizinle beraber gelemedi son dakikada. Çok sevgiler gönderiyorum. Çok başarılı bir oyuncu Vilma. Evet, aynen. Çok doğal. Ben gerçekten Nicole Kidman'a falan benzetiyorum. Yani tipini ve şeyini ve duygusunu da çok çok seviyorum. Çok sevgiler gönderiyorum. Bekliyorum Vilma'yı. Özellikle yakından tanımak istiyorum burada. Klipte onu karların içine mezara mı soktunuz? Evet. Ay töbe töbe yarabbim, Allah korusun. Ama güzel, görseli çok kuvvetli bir iş yapmışsınız. Bu sevdiği kadını bırakamayan bir adamın hikayesi. Evet. Yalnız galiba Türkiye'de bir rekor kırdık. 5 saatte çektim klibi. Hayır, ama yoksa donardınız zaten. Yani iyi ki kırmışsın o rekoru. Vallahi çabuk. Tabii. Ekip çok de, iyi ekip de çok sağlamdı. Bravo. Artık siz hayatınızı pratikliğe dökmüşsünüz. Yani tabii, her şey işi mecbur. Bildikten sonra daha kolay değil mi? Öyle değil mi? Öyle denilebilir. Pekala. Şimdi klibi Abant'a çektiniz, donma tehlikesi geçirdiniz vesaire. Ve aynı zamanda 1 milyonun üzerinde olan fenomen bir takipçisiniz, evet, diyor sizin, evet, için yapılan bilgiler. En çok hangisini seviyorsunuz? En çok mu? En çok insan olmayı seviyorum. Çocuklara, gençlere mesaj verip. Çünkü Instagram'ın en büyük özelliği, ben de storylerimde paylaşıyorum. Gençler yanlış yerlere yönlendiriliyor. Mesela işte güzel hayat, lüks hayat. Gençleri toplamam için ne yapmam lazım? Bunları yansıtmam lazım. Ama alıp da aldıktan sonra gençler, bu yukarıdan gelmiyor. Çalışmanız lazım, üretmeniz lazım. Toplumu olarak çabuk tükettiğimiz için işte herkes büyük hayat. Ama bu sırf toplumdan kaynaklanmıyor. Peki bu işin gerçekten, bana lütfen bunu anlatın. Yani ben de kullanıyorum sosyal medyayı, fakat bu konuda ben bilinçli miyim çok bilmiyorum. Ben sadece işimi yansıtıyorum. Yansıtmaya çalışıyorum. Ama olmayan bir şeyleri varmış, aynen, gibi göstermek, aynen, onun içinde bir figür gibi durmak, insanları orada sanal bir yaşamın içinde acaba umutsuzluğa sürüklüyor mu? Çünkü o çok onun kötü, değil mesela. Evet. Ama onunmuş gibi. Yani buna ne diyorsun? Nasıl bakıyorsun? Güzel bakmıyorum. Toplum olarak biraz yabancılaştırılıyoruz, batılaştırılıyoruz. İşte ben her zaman mesela metrobüsteki insanları gördüğüm zaman... Metrobüse biniyor musunuz? Biniyorum tabii. Bravo. Tabii, daha en son geçen cuma günü bindim. Evet. Tanıyorlar mı sizi? Şapka tanıyor, takarsın. Oluyor. Oluyor sağ olsunlar. Peki. Ne kadar lüks yaşarsan yaşa, nereden geldiğini unutmaman gerekiyor. Peki Mr. Jade, yani en çok hangisini seviyorsun dediğimde insan olmayı dedin ama... Evet. Şarkı söylemek mi? Düğün organizasyonu yapmak mı? Kaç kişiyi çift evlendirdin bugüne kadar? Yaklaşık 1200. Çok, oldukça fazla. Siz evli misiniz? Yok, bekarım. Bekarsınız. Daha önce evlilik, çoluk, çocuk... Evet, evet. 3 oğlum var. Maşallah. Evet. Siz her şeyi bir de böyle bir, evet, hızlı yapmışsınız. Kaç yaşındalar? 4, 6 ve 13. Maşallah. 15 pardon. Yaşını bile bilmiyorum. Biliyorsunuz mutlaka diyelim. Onlar yurt dışında yaşıyorlar. Evet, zaten anne, siz de yaşamınızın büyük bölümünü orada geçiriyorsunuz. Tabii. Annelerinde yaşıyorlar. Evet. Buradan öpüyorum hepsini. Peki Ayla Mr. J. Şimdi az sonra bu sevgili Niran'la birlikte bu şarkıyı dinleyeceğiz. Sözleri kim yazdı? Ben. Yok artık. Ben gidiyorum buradan. Söz müzik bana ait. Hayır, siz bu kadar yetenekliyseniz ben neyim burada? Siz bizim starımızsınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Söz müzik sizin. Evet. Klibi çektiniz, evet, montajı yaptınız, evet, yayınladınız, evet, sizin takipçileriniz izledi. Evet. Herhangi bir basın PR parası ödemediniz. Yok. Zaten sizsiniz. Evet, aynen. Güçlü bir basın PR gücünüz var. Şunu söyleyeyim, eskiden televizyon ve kanalların tabii ciddilikle burada göz ardı edilmemesi gerekiyor ama sosyal medyanın çok büyük bir etkisi var. Felaket çok büyük. Evet, artık çok kuvvetli. Tabii tabii, bir şey paylaşıyorsun hemen oradan oraya. Bir de ki Avrupa'dan geldiğim için benimkisi biraz daha farklı. Çünkü takip eden kişiler bayağı üst düzey kişiler içerisinde. Onlar da paylaşıyorlar. Evet. Otomatikmen daha fena oluyor. Evet, peki gençlere ilham verdiğinizi düşünüyorsunuz bu anlamda. Tabii tabii, çok çok. Siz ama daha çok keşfedilmeden diyorsunuz bu sosyal medyada, ben paylaşımlara, evet, başlamıştım. Evet. Hikayeye geriye doğru dönüp bakmak lazım. Peki vereceğiniz ilk önemli sır nedir gençlere? Gençlere vereceğim sır tavsiyesi içerisini dinlesinler. Fazla başkasının hayatını değil de kendi hayatını yaşamalara bakmaları gerekiyor. Ve ne yapmak istiyorlarsa sırf orada o hedefe ulaşmak için o noktaya doğru yürümek lazım. Başkasının hayatını yaşamamak lazım. Çok, başkasının hayatını yaşamamak lazım. Bu en güzeli galiba. Evet. Ve şimdi Mr. Jade ve Niran Ünsal, Aşk Benim Neyime diyor efendim. Dinliyoruz keyifle. Buyurun lütfen, sahne sizin.
desem beni, beni sevmedin. Artık sen bana yar olamazsın. Aşk benim neyime, bak ne haldeyim. Sen benim neyime, bak ne haldeyim. Acılarım seni de yaksın. Gerçekten bütün stüdyo, bakın herkes nasıl beğendi. Sen de her şey var, ses, organizasyon, iş adamı, fenomen. Aslında benim büyük kimliğim yani kabataslak dediğim gibi iş adamı aslında. Bunu öylesine yapıyoruz. Bunlar sizin yetenekleriniz aslında. Yolun açık olsun, zaten açık, daha da iyi olsun. Çok memnun oldum tanıdığıma. Ben de çok memnun oldum. Gerçekten çok güzel bir enerji ve aynı zamanda büyük bir yetenek. Sağ olun, devam. Teşekkür ederim. Nirhan'a da çok sevgiler, her şey harika olsun. Sevgiler. Teşekkürler, sevgiler ve kendine iyi bak, devam ediyor efendim.